Günaydın Hakikat Web TV izleyicileri. 3 Ekim Perşembe günü gününden yeni ve ilk kez yayınlanacak olan Esnafın Sesi adlı canlı yayın programından herkese günaydınlar. Bugünkü canlı yayın konuğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu. Evet Sayın Bakanım, günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Stüdyolarımıza. Teşekkür ederiz. Bu arada hayırlı olsun. Stüdyoya ilk defa geliyorum. Gayet sağ olun. Güzel. Sağ olun Sayın Bakanım. Evet. Teşekkür ederiz. İnşallah ülkemize buradan muhakkak hayırlı olacak. Siyasilerimizle evet, birlikte evet. Daha faydalı, daha yararlı fikirleri bakanlarımıza, mesleki sıkıntıları işte bize evet. Esnafın Sesi adlı programımızın formatı hı-hı. Esnafın sesini gerçek anlamda hani belli bir yerlere taşıyabilmek. Hı-hı. Onun için de güzel bir hazırlanış oldu. Hı-hı. Çalışma Bakanı'yla açıyoruz işte Esnafın Sesi adlı evet. programımızı. Hayırlısı olsun. Sağ olun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, öncelikle ben size direkt şeyi sormak hı-hı. istiyorum. Ya. Yani bizim ülkemizde gençlerin nitelikli iş gücüne dönüştürülebilme hı-hı. amaçlı meslek liseleri veya esnaf zanaatkarlar odasında daha profesyonel planlanmış ve gençlerimizi daha çok mesleki alanlara çekebilmeyi, teşvik edebilme amaçlı projelerimiz olacak mı? Yani. Tabii. Şimdi esasında maalesef ülkemizde tabii yıllardır, 10 yıllardır, 20 yıllardır süre gelen bir olay var. Bizde eğitim sistemi gençlerimizi, çocuklarımızı üniversiteye hazırlıyor. Hı. Halbuki dünyada, gelişmiş ülkelerde üniversitenin yanında teknik okullara ara eleman olarak veya bir meslek sahibi olma anlamında çok ciddi bir şey var, yüzdelik oranı var. Yani örneğin bugün Avrupa'daki birçok ülkede ortaokulu bitiren öğrencilerin %15 ile %25 arası liseye gidiyor ve daha sonra üniversiteye gidiyor. İşte doktor oluyor. Bizde tam ters. İspanya'da da böyle hep bir eğitim böyle, var. Hep böyle. Bizde ters. Liseden önce orta 2'de başlayıp orta 3 sonrasında da mesleki bölümlerde İspanya'da aynen, çünkü öyle, ben araştırmalarımda. Öyle öyle. Ben öyle. De bir meslek bireyi olarak kuaförüm aynı zamanda. Evet, evet. Yani bizim o yönden sıkıntılarımız mesleği biraz profesyonele çekebilir miyiz? Yani yok, şimdi öncelikle eğitim sistemini bir sorgulamak lazım. Evet. Dediğim gibi yani biz %80, bizde tam terstir. %85-90 liseye gidiyor. Evet. %15-20 hatta %10'un altı belki de şeye gidiyor, teknik liselere gidiyor. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman tabii ciddi bir işsizler ordusu yaratıyorsunuz. Neden? Çünkü efendim İngilizce öğretmeni 50-500 tane, matematik öğretmeni 200 tane, plansız beden eğitimi öğretmeni yani. 600 tane. Peki bununla ilgili gerekli mesela Barolar Birliği açıklama yapmıyor mu? İşte avukatların iş ortalaması, sayı ve görülen dava sonucu bu kadardır. Bizim bu sene ilk 5 ya da 5 sene avukata değil de atıyorum hani böyle ciddi bir araştırmalar var. Var var. Yani şöyle. Mesela şöyle. Çalışma Bakanlığı'nın araştırması var mı Sayın Bakanım? Son 10 yılda ülkemize gelen en çok ilk 3 mesleği biz meslek liselerimizde işte bakanlığın fonunda 17 milyon TL olduğu biliniyor. 250 milyon. Artmış. Onun da getirisi 7.7 milyondu Zeki Çeler döneminde araştırmalarında onu buldum da. Buradan da gelirin arttığını duyurmuş olsun Sayın Bakanımız. Yani ne mutlu. Bu fonu acaba yani gençleri gerek iş hayatında eğitim alırken stajyer öğrenci olarak işverenle birlikte sigortasını yatırsak acaba gençlerimizi daha çok teşvik etmiş olur muyuz? Yapıyoruz zaten onu. Şu anda yapıyoruz. Sigorta yok mu? Tabii ihtiyaç sandığı ve sosyal sigortayı yeni çalışan gençler için. Yeni değil. Uzun bir süredir yapıyoruz ama buna rağmen şey almıyoruz. Yani ciddi bir şey yok. Dönüşüm yok. Yani bizim en büyük sıkıntımız burada biraz önce dediğim gibi yüksek öğrenim yani üniversiteleri bitirmiş olan ciddi bir işsizlik, ciddi bir işsiz genç var. Yani bizim bu arkadaşları, bu gençleri nasıl iş hayatına bir şekilde dönüştürebiliriz? Onun çalışmasını yapıyoruz. 2019'un sonuna kadar da bu konuda ciddi bir eylem planı hazırlıyoruz. Yani. Dediğin gibi yerel iş gücü fonunda ciddi bir bu amaçla tutulmuş ciddi bir rakam var. Ve bu konuda özellikle gençlerimizin, işsiz gençlerimizin
bir havuzda toplayıp meslekleriyle, efendim nerede çalışmak istedikleriyle ilgili ve işverenlerden de bu şekilde bir şey alıp ne yanlarında veya firmalarında veya fabrikalarında hangi şey yani hangi kategoride genç çalıştırmak istediklerine dair ve bunları o havuzda bir programla birleştirmek. Sayın bu arada bu arada genç bu bize müracaat edecek olan gençlere de 6 ay süreyle işsizlik parası olarak da ciddi bir rakam vermeyi düşünüyoruz. Evet. Sırf bir şey yaratalım, bir motivasyon yaratalım. Evet, piyasaya hiç hareket edelim ve insanları teşvik etme amacı. Bir de Sayın Bakanım, mesela bu gençlerin biz tabii ki üniversite okuma oranı yüksek bir toplum olduğumuz için, KKTC'de eğitime önem verdiğimiz için, bir de burada ince bir çizgi var. Ben de esnaf bireyi olarak onu yaşadım. Kardeşim okudu aynı yine kuaförlük bölümünden, esnaf zanaatkarlardan mezun bakanım. Şey oluyor yani, yüksek eğitimin önü kesiliyor. Yani şöyle bir şey oluyor Sayın Bakanım. Şimdi siz bir mesleği öğrenmek istediğinizde gerçek real anlamda esnaf odasına başvurmanız zorunlu oluyor. Çünkü yanlış anlamayın da... Milli eğitime bağlı liselerde bir takım meslekler, mesela erkek kuaförlüğü, bayan kuaförlüğü, bu gibi eğitimler biraz daha esnaf odasına göre statüsü, standartları daha düşük. Orada daha real bir eğitim olduğu için. Şimdi genelde de okul hayatını bırakıp sadece mesleki sertifika almak için esnaf odası tercih edildiği algısı yaratıldığı için bu defa Kıbrıslı yerel insanlar zaten meslekte az olduğu için gençlerimiz, bir de rekabet koşulları, standartları, açma kapatma saatleri, tatilleri, sosyal yaşantısı yok şu an esnafın. Yani çok ciddi bir böyle boşluk içerisinde. İnşallah sizin döneminizde ciddi denetimler ve yeterli ilgi görür Sayın Bakanım. Evet. Biz o bağlamda hani eğitimin önünü açarak, mesela bazı meslekleri üniversite hayatında yüksek lisansa taşıyarak acaba gençlerimizi eğitim yoluyla mesleğe çekmemiz mümkün mü? Bu tabii Eğitim Bakanlığı'yla oturulup planlanması lazım. Tabii ki o konuda da zaten Eğitim Bakanlığı'nda. Çok mutlu olurum öyle bir şey olursa. Evet, yapacağız onu. İnşallah. Eğitim Bakanlığı'yla zaten bu konuda bir çalışmamız var. Dediğin gibi daha çekici bir hale getirmek lazım. Çünkü şu anda belli ki yani arzu edilen belli ki derken yani uzun bir süredir, uzun yıllardır arzu edilen seviyede bir ilgi yok. Ve bu da özellikle ara eleman ve mesleki şey anlamında, açılım anlamında ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Doğrudur. Doğru. Bir de beyin göçü oluyor hocam. Şimdi nasıl Sayın Bakan, şöyle bir şey, adam hoca oluyor ve burada yeterli bir standartta maaş alamadığı için yurt dışında okuduğu yerlerde iş bulduğu için bu defa ülkemize dönmüyor. Bu defa hem nüfus kaybı oluyor, hem de esnafa biz yerel esnafımızı, gençlerimizi kazandıramadığımız gibi yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. İkinci, üçüncü ülkelerden kapı açılmış oluyor. Bu da ekonomimize bir baltalama oluyor Sayın Bakanım. Çünkü neden? Çünkü o adam geldiğinde buraya yatırım yapmak yerine haliyle ailesine bakmak için gelmiş buraya. Ekmek parasını kazanmak için gelmiş. Haliyle parayı yurt dışına yolladığı için iç piyasada da kaynağımız aslında bir nevi acaba bloke ediliyor gibi. Çünkü bizim amacımız yerel esnafımıza, kendi gençlerimizden, ülkemizdeki gençleri kanalize edip kazandırabilirsek Sayın Bakanım, oradan da İç piyasaya sıcak para. Mesela bunu da şeyle yapabiliriz Sayın Bakanım. Bence, kanaatimce tabii, ben esnaf sanatkarlarla birlikte çalıştım. Berberler Birliği Genel Sekreterliği yaptım. 3,5 yıl işte Berberler Birliği'ne hizmet ettik. Helal olsun emeğimiz. Biz her gittiğimiz yerde şey söyleniyor Sayın Bakanım. Şimdi diyorlar ki biz bu diplomayı alabilmek için 5 seneye yakın bir eğitim görüyoruz. Kuaförlük diplomasını veyahut meslek liseleri ya da mesleğe dayalı eğitimler 5 yıl sürüyor. Bu bir üniversite eğitimine tekabül ediyor. Diyorlar ki devlet üniversite mesleklerini ya da üniversite eğitim hayatı olan avukatlık, veterinerlik, kasap, gastronomi falan, bunların iş yeri açılacağında devlet gerçekten İtinalı bir denetim yapıyor. Barolar Birliği, Veterinerler Birliği, Eczacılar Birliği izin vermeden o iş yerleri açılmıyor. Ama bizde şu var. Zaten meslek hayatında gençlerimiz yokken, azken veya meslek liseleri tercih edilmiyorken yeterince ikinci, üçüncü ülkelere başvurmak zorunda kalıyorken bunun önünü biz burada neden açamıyoruz yani sizce? Şimdi tabii önce şeyi söyleyeyim. Tabii ada ülkesi olma nedeniyle genellikle
bütün küçük toplumlar, ada ülkeleri göç veriyor. Yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla o göçü engellemeniz mümkün değil. Çünkü burada iş kapasitesi belli, nüfus belli. Dolayısıyla bir kısım çocuklarımız, gençlerimiz dediğin gibi okudukları ülkede kalıyorlar ve belli bir süre orada çalışıyorlar. Bunu engellemek oldukça zor. Neden? Yani gerçekçi değil. Neden? Çünkü dediğim gibi küçük bir ülke, belli sınırlar içerisinde bir iş olanağı veriyorsunuz. Kazanç aynı şekilde belli bir seviyede. Dolayısıyla insanlar genellikle tercihini özellikle Avrupa'da okuyan ve hatta Türkiye'de okuyan, yüksek öğrenimde okuyan çocuklar orada belli bir süre kalma veya uzun bir süre kalmayı tercih ediyorlar. Evet, şimdi efendim işte berberdir veya diğer meslek gruplarındadır. Burada görebildiğim kadarıyla tercih itibarıyla çok da büyük bir sıkıntı yok. Yani hatta bildiğim kadarıyla sayı olarak da olması gerekenin üzerinde. Şimdi evet, burada bir ön şey yapılabilir mi? Yani bir ön eleme mi diyeyim? Veya bir ön eğitimin sonucunda bir imtihan mı? Veyahut da bir genel değerlendirme mi? Olabilir. Yani mantıklı olabilir. Tabii bunu bizden ziyade bu okulları bitiren öğrencilerin mezuniyet sırasında okullarının da bir ölçüde yapacağı imtihanlarla belli bir şeyi ortaya koyması lazım. Çünkü arttıkça pasta iyice küçülür. Dolayısıyla bu defa işleyen işsizler işte çıkar. İşte onu koruma yönüne gidebilir miyiz? Mesela meslek lisesinde bölümü olan sektörleri, özel iş yaşantısında biraz korursak daha çok teşvik olur mu Sayın Bakan? Tabii, koşullarını ayarlarsak, mesleki standartlar getirirsek. Yani işte bütün mesele şudur. Özeti işin şudur. Evet. Yani azaltın sayıdır. Özet budur. Yani aslında çünkü azaltın değil hocam. Eğitimi olan, diploması olan tamam, bir şey. Üniversite hayatı kadar önem verip mesleke de yani yönlendirebilir. Tamam, çünkü bir bugün bir avukat yok. Olmak için Barolar Birliği'ne kaydolmanız lazım ya. İmtihan geçmen lazım. Tamam işte Berberler Birliği'nde de diploma alıyoruz ama sermayenin şeyi oluyor mesela birçok sektörde böyle. Mesela esnaflara ben gittiğimde adam sertifikası yok, makinist açar. Serbest piyasa moduna uyarlanarak yani bizim koruma yok şeyimiz, sanatı koruma bakımında biraz zayıf kalmış. Anladım. Ülkemizde. Yani burada tabii denetleme önemlidir. Peki Sayın Bakanım, şeyi sormak isterim size. Yeni huzur eviyle ilgili proje ne aşamadadır acaba? Şimdi yeni huzur evi şu anda iki tane yaşlı gündüz bakım evi için araziyi bulduk nihayet. Onunla ilgili ihtiyaç sandığının yapmış olduğumuz bir protokol sonucu yapacağı iki inşaattır. Yeni huzur evi dediğiniz şu anda Lapta'da bir huzur evimiz var. Geçici olarak aşağı yukarı 12 yıldır kira şeklinde Lapta'dadır ama esas denizin kenarında olan eski orijinal dediğimiz huzur evi ki büyük bir şeydir kapasite itibariyle. Orada tekrardan bir projelendirme ve tekrardan bir huzur evi yapma planı var 2020 yılında. Fakat dediğim gibi orada sonuçta bütçeye takılacak gibi duruyor bu yıl için. Ama çünkü onu öncelik olarak şeye verdik. Doğruyu da söylemek gerekir. Engelsiz yaşam evine. Engelsiz yaşam evinin birinci etabı bitmiş. İkinci etabı da maalesef şu veya bu nedenden dolayı ertelenmişti. Onunla ilgili proje bitti. Bloke onaylandı sayılır. Yani olumludur. Sayın Maliye Bakanı'yla dün konuştum. Daha sonra hemen ihaleye çıkılacak ve inşallah 2020 yılının ilk yarısında bir hizmete açılacak orası. Onun dışında çocuklarla ilgili bir vakfın yine önümüzdeki süre içerisinde ki onun da arazisini bulmuş durumdayız. Tarım Bakanlığı'ndan bize aktarılıyor. Orada bir çocuklarla ilgili bir yaşam evi kompleksi yapıyorlar. Onu da bize tabii ki daha sonra devredecekler. Tabii bizim biliyorsunuz engelli vatandaşlarla ilgili de engelli vatandaşlara yönelik de rehabilitasyon merkezleri var. Bunlardan bir tanesi Girne'dir, bir tanesi Güneşköy'dedir. Şimdi bir tane eski sağlık merkezi Yeni Erenköy'deki eski sağlık merkezini belediyeyle birlikte geçen gün belediye başkanı bizdeydi. Rehabilitasyon merkezi haline dönüştürmeye çalışacağız ama öncelikle bazı izinlerin alınması gerekir. Yani bu şekilde bu faaliyetler de devam ediyor. Yürürlüğe girecek inşallah yakında bunlarla birlikte yeni projeler tamamlanıp hayırlısı olsun ülkemiz adına.
Hocam bir de Sayın Bakanım şeyi de sormak isterim size de. Her sektörde ucuz ve kaçak iş gücü olarak çalıştırılan işte Afrika kökenli eğitim almak için ülkemize gelen Afrika kökenli arkadaşlar var. Evet. Sosyal hakları yerine getirilmiyor işte mükellefiyetlerini yerine getirmeyen işverenler. Bununla ilgili bir denetiminiz olacak mı? Çünkü her esnafın en büyük sıkıntısı sosyal hakları bulup bir şekilde gidip mükellefiyetini yerine getirmek. Ama işte ülkemizde son zamanlarda öyle bir hal oldu ki yani biz tabii ki eğitime gelsinler başlarcı da hocam işte şey oluyor yani bunu bizzat okulda şikayetçi bu durumdan. Çünkü eğitim almaya gelmeden sadece işe yönelik yani iç piyasada ucuz işçi olarak çalıştı. Ne dersiniz Sayın? Bunu Eğitim Bakanlığı ile bekliyoruz üniversitenin açılmasını. Tüm rektörleri çağırıp bu konuda dediğin doğrudur. Kanayan bir yaradır. İnşallah. Buraya okumaya gelip de iş hayatına giren ve kayıt dışı olarak çalışan maalesef çok gencimiz var. Gencimiz derken şeyden gelen, yurt dışından gelen. Dolayısıyla onlar ciddi bir sıkıntı. Onun için o konuda tabii Eğitim Bakanlığı'na da büyük görev düşer. Ondan dolayı dediğim gibi burada yapmamız gereken en önemli konu üniversitelerle oturup bu konuyu enine boyuna tartışmamız lazım. Bizim normalde ikinci sınıftan sonraki öğrencilere aşağı yukarı haftalık 20 saatlik bir çalışma izni veriyoruz. İkinci sınıfa kayıt olmaları şartıyla. Birinci sınıfta olmaz. Ama buna rağmen yapmış olduğumuz teftişlerde, yapmış olduğumuz teftiş memurlarımız sürekli sahada. Maalesef yakalıyoruz dediğiniz gibi. Özellikle belli ülkelerden gelen öğrencileri. Yani buraya sanki çalışmaya geliyorlar okuma yerine. Bu konuda tahmin ediyorum rektörlerle yapacağımız görüşmeden sonra çok daha sıkı tedbir alacağız. Çünkü bu çocuklar buraya geldiği zaman çalışmak hedef olmamalı. Birinci hedef okumak olmalı. Ama görüyoruz ki maalesef büyük oranda belli ülkelerden gelenler okumayı bir tarafa bırakıyorlar. Çalışma hayatına giriyorlar ve çoğu zaman da kurallara uymadan kayıt dışı olarak yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla bu konuda dediğim gibi daha önce de yani Eğitim Bakanı ile bu konuyu tartıştık, konuştuk. İşte üniversitelerin açılmasıyla bir alakası yok. Burada direkt Eğitim Bakanlığı ile oturup rektörlerle birlikte bu konuda uyarılarımızı yapacağız. Ha belki daha sert tedbirler alacağız. Yani usulüne uymayan kayıt çalışan üniversite öğrencilerinin bir şekilde daha ağır bir cezayla yaptırımla bunu önlemeye çalışacağız. Yani bir caydırıcı, tedbir almak lazım. Çünkü bu katlanarak devam edip gidiyor. Ve tabii ki sadece şeyi bırakın, çalışma hayatını. Aynı zamanda hijyen, yani sonuçta örneğin restoranda çalışan sağlık karnesi bunlar gerekli. Bu çocukların öyle bir durumu birçoğunun yok. Belediye bu hususta belediye acaba? Çalışıyor. Belediye de tabii yapıyor onlar da. Ama dediğim gibi tabii on binlerce genç çocuk öğrenci var. Bir de dolayısıyla bunu engellememiz lazım. Arkadaşımızın bir şikayeti vardı da şey diyor mesela şimdi bu gazinolarda Rus uyruklu insanların gelip genelde bayan ağırlıklı kulüp yeri olarak çalıştıkları günübirlik çalışıp geri Türkiye'den ülkelerine gittikleri yani böyle bir hafta 10 gün bir ay 3 ay artık kaç gün alınırsa muhaceretten. Yani bununla da ilgili bir denetiminiz olacak mı gazinolara? Olacak değil. Oluyor zaten. Oluyor. Sürekli. Rutin denetimleriniz oluyor. Tabii rutin denetim oluyor. Evet. Burada kayıt dışı yakaladığımızı ya cezasını kesiyoruz veyahut da deport ediyoruz. Yani orada bir şey yok. Bir de mesela şimdi Sayın Bakanım bu insanları çalıştıran işverenlere ağır yani 20 bin lira işte caydırıcı olabilecek oranlarda bir cezai yaptırım gündeminize gelecek mi? Yok uygulanıyor tabii ne kadar acaba? Asgari ücrettir yakaladığımız her şey için bir eleman asgari için. Ücret yani kaçak şu anda 4400 TL'lik bir ceza alınıyor. Yani rakam itibariyle esasında 5 kişi 20 kusur bin ediyor. Az bir rakam değil. Az değil ama ticarette falan şöyle, büyük iş gücünde düşüneceksin. 3 ay kaçırsa. Ama bak şunu da düşüneceksin. Yani büyük iş gücüne daha fazla
örneğin tarlada çalışan karpuz tarlasında gavunço 4000 lira kesiyor. Göç caydırıcı olabilmek adına söylemiştim Sayın yani Bakanım. O şu anda bir şey var. Siz yani bir asgari ücret var ama tabii burada şu var esasında. Bana göre esas can acıtıcı ceza şudur. Bu şekilde yakalandığında işverenin önümüzdeki süreçte yani bu olayda yakaladığımız günden itibaren yeni buraya çalışmak için çalışan yani işçi getirme izinlerinde sıkıntı yaşatırız. Yani hatta bazılarını blacklist'e alırız. Evet, yani deriz ki kusura bakma sen de bu kadar şey yakaladık, kayıt dışı yakaladık. Dolayısıyla senin izin olayın yoktur. Ön izin olayı veya biraz çok sıkıyoruz orada. Zaten paradan ziyade o esas caydırıcı olur. Evet, can alıcı darbe orada. Tabii, tabii, evet, başarılar diliyoruz Sayın Bakanım. Güzel yani bunu duymak. Evet. Gerçekten yok. Ülkemiz adına da yapıyoruz ihtiyaç çünkü var. Çok şikayet geliyor o konuda. Evet. Şikayet geldiğine göre demek ki bu sistem çalışıyor. Yani işverenlerden de işte şöyle olduydu, böyle olduydu, böyle yaptıydık, şuydu. Demek ki çalışıyor. Yani müfettişler görevlerini yapıyor. Evet, en azından yerel insanlarımız da biraz sektörlerde kendine yer bulabilir inşallah. Bir de Sayın Bakanım şeyi sormak isterdim. Sosyal sigortaların kapsadığı ilaç ödemeleri konusunda daha önce bir gerileme vardı. Şimdi ne durumdadır bu gerileme? Hiçbir sıkıntı yoktur. Yoktur. Bir ay arayla ödeniyor. Zaman zaman oradaki memur arkadaşların bir rahatsızlığı veyahut da izne çıkmaları dolayısıyla çünkü şu anda sosyal sigortalarda personel anlamında bıçak sırtı. Yani o kadar sayı azaldı ki sürekli emekli çıkan arkadaşlar var. Yerine şu an pek şey alamıyoruz maalesef. Yeni çalışan alamadığımız için bazı bölümlerde tek kişi veya iki kişi oluyor. Bunların izin almasıyla o bölüm geçici olarak 3 gün 5 gün zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama genellikle bir aylık bir şeyle arayla ödeniyor. Ve orada bir sıkıntı yok. Yani eskiden 6 aydır 1 senedir bekletiliyordu. Şu anda büyük oranda zaman zaman istisnai durumlar olur ama çok çok büyük oranda bir aylık aralarla ödeniyor. Evet. Sayın Bakanım, denetim müfettişleri sayısı daha önce bildiğimiz kadarıyla bilmiyorum yanlış da olabilir ama 23 artı 11 Zekiçiler döneminde eski bakanımız döneminde 11 yeni müfettiş alımıyla 34'e yükselmişti. Doğru, doğru. Peki yani bu sizce ada genelinde benim bir çalışmam vardı 30-35 bindi en son bir sene önce iş yeri. Bu 35 bin iş yerini 23 artı 11 ile yani 34 ile denetlememiz mümkün mü rutinleri? Dönüşüm şimdi olarak bizde yani. Kayıtlı iş yeri 10 bindir. Lefkoşa'da mı? Hayır, genel mi? Bütün genel. 10 bin işveren var. Yani iş şeyi var. Genel sektörler yoksa sanayi dışında? Şu anda bize kayıtlı 10 bin şey var. 1500 civarı da yaptığımız şeye göre zaman zaman açılıp kapanan yani bizim işte kayıt dışı dediğimiz bir durum var. Evet. Yani yeter mi? Yetmez. Yetmez ama şu an elimizdeki sayı bu. Doğrudur. Evet. Ve bu arkadaşlarımız gerçekten ciddi bir mesai harcıyorlar. Yani genelde dairelere gittiğinizde müfettişleri bulamazsınız. Hepsi sahadadır. Evet. Tabii gönül ister ki bütçe el versin ve bu sayı 50 olsun, 60 olsun, daha 70 olsun. Tabii öyle olduğunda denetlemeler daha sık olur. Peki daha ileriki zamanda acaba? Muhakkak arzu ediyoruz ve istiyoruz. 2020 yılında da zaten böyle bir istekte bulunduk 2020 yılı için. Ama dediğim gibi sonuçta bütün bakanlıklar genel anlamda belli konularda ciddi personel sıkıntısı çekiyorlar. Çünkü örneğin 2018'de yanılmıyorsam dün Maliye Bakanı şey yaptı. 700 kusur şey var, emekli var. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bunların tabii yerinin doldurulması lazım. Bir de şu vardır. Emekliye ayrılanların çok çok büyük bir kısmı yıllardır o dairede çalışan ve ciddi bir tecrübe ve ciddi bir bilgi donanımına olan arkadaşlardır. Dolayısıyla onların bir de yerinin yani personelle doldurmak yetmez. Aynı zamanda o personelin yetişmesi için de belli bir süreye ihtiyaç var. Bu da işleri tabii ki yavaşlatır. Doğru. Bu o tecrübeye gerçek. Nail olabilmek tabii, için tabii, bayağı tabii, yıllar tabii, tecrübe öyle. Çok önemli bir şey. Doğru. Evet Sayın Bakanım, başka bir soruyla devam etmek istersek. Tabii. Kadın sığınma eviyle ilgili Sayın Bakanım. Evet. Nedir durum? Vallahi kadın sığınma evi yani belediyenin için... Evet. Lefkoşa'da belediyenin bir şey var. Sığınma evi var. Çok da güzel işliyor. Evet. Gidip ben de ziyaret ettim belediye başkanıyla birlikte. Yapmış olduğumuz tespitte de şu anda sığınma evine müracaat
şeydir. Yani o dengeyi sağlıyor. Evet. Bizim şu anda çalışmamız İskele veya Mausa bölgesinde bir sığınma evi bulmak ve orada bir sığınma evini yaratmak. O konuda da çalışmalar devam ediyor. Yani bir bina, şu anda bir bina üzerinde çalışıyoruz. Eğer uygun olursa, çünkü sizin bakanlığınıza mı bağlı? Bize, yok. Yani bizim bakanlığımıza bağlı olacak şey, bizim bakanlığımıza bağlı değil. Şu anda buradaki sığınma evi. Evet, evet. Belediyenin çok başarılı bir şekilde götürdüğü bir çalışmadır. Dediğim gibi yerinde gidip ziyaret ettim. Hı-hı. Gerçekten çok güzel götürüyorlar. Hı-hı. Doğru. Yani, tebrik ederiz. Tebrik etmek lazım. Aynı şekilde biz de ikinci bir sığınma evinin burada fazla bir anlam olmayacağını. Kapasitesi kaç olacak Sayın Bakanım? Yani hazırda genelde, bir şey var genelde, mı proje yoksa yok, şu an? Yok. Genelde Lefkoşa'da olduğu gibi, yanılmıyorsam 12 veya 14'tür. Çünkü bunlar sürekli burada kalmaz. Belli bir süre kaldıktan sonra kendilerine başka bir yerde bir ev kiralanır ve o ayrılır. Yani orası doldur boşalt şeklinde. Deşifre olmadan tabii, veya aynen, güvenliği veya doğru, huzuru sağlamak adına. Sürekli çünkü kalmazlar yani. Toplum olarak da şiddete bu ara maalesef çok böyle meyilliyiz. Maalesef. Yani bu konularda çok büyük olaylar, son zamanlarda artan intiharlar, işsizlik ve Sayın Bakanım, peki ülkemizde sosyal devlet olarak mesela biz böyle ailelere psikolog ya da işte rehabilite edebilecek, bu konuları böyle dinleyebilecek bakanlığınıza bağlı veyahut bakanlığınız dışında ayrı bir bakanlık öngörür müsünüz? Yok. Aile ve sosyal yardımlar gibi. Yani Türkiye'de öyle gibi. Ama bizim burada şu anda sosyal hizmetler esasında kendilerine yapılan müracaatları çok güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Orada çalışan arkadaşlar, ki ağırlık psikolog arkadaşlardır. Gerçekten işlerini iyi yapıyorlar. Ama şu vardır, yani siz bir sıkıntı yaşıyorsunuz, ailevi bir sıkıntı. Hı hı. Belki bir şekilde farklı bir durumdasınız ailede ama bunu gizliyorsunuz. Veyahut da bunun için gelip müracaat etmiyorsunuz. Veya telefonla benim böyle bir sıkıntım var demiyorsanız tabii size kimse ulaşamaz. Hı. Ama gelip de müracaat eden veya bir şekilde telefonyen bizlere ulaşan şeylere bu şekilde mağdur olan özellikle kadınlara hemen müdahale ediliyor. Yani müdahale ediliyor derken ya psikolog evine gidiyor kadının, müsaitse, ki çoğu zaman müsait olmaz. Hı. Kendileri geliyor ve orada işte ne yapılacağı, yol gösterme anlamında, yardım anlamında yapılan adli yardım vardır. Bu avukat barolar birliğiyle yapılan bir şey var, anlaşma var. Avukat tutarsınız. Hemen onlarla temasa geçip icap ederse bir yargı süreci başlatılır vesaire. Evet. Ama dediğim gibi burada maalesef hala daha iceberg'in ucu, esas suyun altındaki dev kütle dediğimiz, yani gerçek sayısal anlamda hala daha gizlilik, aman duyulmasın veya şu veya bu şekilde korku ve endişe başta kadınlarımızı ve belki de çocuklarımızı ama özellikle kadınlarımıza engel oluyor. Çok daha fazla gazeteleri okuduğumuzda veya etrafımıza baktığımızda çok daha fazla müracaatın, çok daha fazla bu yönde yardım talebinin olmasını beklerken belli bir seviyededir. Bunun da sebebi küçük ülke olma, herkesin birbirini tanıması. Evet. Aman işte benim gidip müracaat etmem, ki tamamen gizlilik, onun altını çiziyorum. Tamamen gizlilik prensibiyle çalışıyor bu sistem. Hiçbir şekilde bize müracaat eden herhangi bir mağdur olmuş bir kadının deşifre edilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla rahatlıkla gelebilirler ama buna rağmen dediğim gibi aman işte beni tanıdıklar görürse, aman duyulursa korkusu da var işin içerisinde. Aynen öyle. Ve bu tabii beklediğimiz o şeyi, talebi büyük ölçüde azaltıyor esasında. Evet. Başarılı Sayın Bakanım. Peki Sayın Bakanım, şey de var mı böyle, yani huzur anlamında huzursuzluk yaratıp, yani sığınma evlerinde güvenlik arttırıcı polis veya nöbetçi sistemi gibi bir şeyler oluyor? Zaten sığınma evleri tamamen çevresi kesilmiş, dışarıyla teması tamamen kopmuş, polisin zaman zaman orada durduğu veya bir şekilde rutin devriyelerde olduğu bir şeydir. Yani bir nevi
izoledir dışarıdan. Kesinlikle dışarıdan birinin içeri girmesi dediğim gibi alınan tedbirler nedeniyle pek mümkün değil. Ama tabii ki şimdi dünyada en sıkı korunan yerlere bile zaman zaman girilebiliyor. Var. İstisnalar var ama tabii. Genel anlamda tabii ki kadın sığınma evi çok korunan ve dediğim gibi polisin de kontrolünde ve genellikle dışarıdan herhangi birinin izinsiz olarak girmesinin yasak olduğu bir yerdi ve bu konuda da dediğim gibi başarılı bir şekilde gidiyor. Evet, Sayın Bakan. Sayın Bakanım, yeni iş atölyeleri çalışma hayatına yerel esnafa kazandırılmalı mıdır? Real eğitim ile kaliteli, nitelikli iş gücünü arttırmak için Milli Eğitim, Esnaf Odası ve Çalışma Bakanlığı, işte eğer gerekirse yüksek öğrenim, üst düzey akademik öğrenimin önü açılarak, deminki sorduğum sorunun bir diğeri, yani bir ortak bakanlarla birlikte mesela işte bu fondaki parayı da kullanarak gelirini, işte bu çocuklara biraz yardım ya da sigortalarına yardım veyahut işte ilk 3 sene gelir vergisinden muaf tutarak bu yeni oluşacak yerel esnafı gibi teşviklerle acaba gençlerimizi daha çok, yani böyle bu olayın üstüne gitsek de çekmemiz mümkün mü? Yani şimdi, şu an üniversite eğitimi çok üst düzey ya. Eğitimde de meslek liseleri pek puan sistemi de olduğu için biraz aslında orada ortaokulda da eğitim olmadığı için bu meslek liselerinin daha öncesinde hazırlık olarak çocuk bir girişte bocalama yaşıyor Sayın Bakanım. Bunları derleyip toplayıp güzel bir yasayla, destekle, teşviklerle acaba gençlerimize sunmamız nasıl bir şey olur acaba? Bunu bir, yani şöyle söyleyeyim, teknik okulu bitiren çocuğun üniversite bölüm seçmesi ve başka bir kariyer yapmasını doğru bulmam. Evet. Yani o akademik kendi, tabii, olarak mesleğini seçmiştir. Evet. O meslekte ne yapabiliriz? Tabii burada iş sonuçta gelir ve paraya dayanır. Burada bizim üzerinde çalıştığımız belli oranda kredi verip iş yeri açmasını sağlamak yönündedir. Ama bu konuda da açıkçası beklediğimiz o, yani gelip müracaat edip işte ben bir iş yeri açıyorum, tabii ki usulüne uygun yasal çerçevede bir krediye başvururum veyahut da dediğiniz gibi yerel iş gücü destekleme fonundan bir şekilde bir katkı alabilir miyim şeklinde. Bu konuda 2019 yılının sonuna kadar ciddi bir açılım yapmak için çalışıyoruz. Dediğin doğrudur. Yani en azından gençlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gençlerin iş yeri açması anlamında kredi musluğunun da belli oranda açılması gerekir. Tabii bu konuda Kalkınma Bankası olsun, diğer şeylerde çeşitli eğitim süreçlerinin sonucunda, hatta yapılan mülakatların sonucunda belli bir katkı veriliyor. Bunun bir diğer bacağını da bizim çok daha sistemli ve belki sürdürülebilir şekilde yaratmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu biraz önce bahsettiğim gençlerin iş hayatına daha fazla katılımını sağlamak için yapacağımız o çalışmada, ki 2019'un sonuna kadar bitireceğiz. Bunu da o kapsam içerisine zaten şu anda çalışıyoruz, alacağız. Daha detaylı olması anlamında mesela alacağız. Sayın Bakanım, Avrupa'da mesela mesleğe yönelik şeyler var işte. Moda, tasarım, gastronomi. Gerçi gastronomi bizde de yüksek lisansı var. Üniversite hayatı var da. Yani bizde de bazı eğitimi, eğitim çıtasını bazı meslekler için bize özel olarak gençleri çekme adına akademik eğitimin önünü açamaz tabii, mıyız tabii, acaba? Tabii ki, yani tabii ki, tabii eğer ki istenilirse, tabii yani şöyle söyleyeyim, ortak bir zeminde yani buluşulursa. Şunu söyleyeyim, tabii ki liseyi, teknik okulu bitirdikten sonra, biraz önce gastronomi dedin, şu anda üniversitelerde bu şey olarak 2 yıllık ve bildiğim kadarıyla 4 yıllık eğitim olarak yapılıyor. Benim esasında çok benimsemediğim kendi branşının dışında orayı bırakıp veyahut da o mesleği bırakıp ben vazgeçtim, öğretmen olmak isterim. Evet, bu anladım. Doğru bir yok, şey değil. Canım, devletin, de devlete de yazık. Evet. Ama kendi mesleğiyle ilgili çıkabileceği talebi arttırma amaçlı neyse oraya çıkabilir tabii ki. Tabii, ama bu tabii ki üniversitelerin
eğitim şey içerisinde, programı içerisinde katacakları o eğitimlerin, mesleki eğitimlerin 2 yıllık veya 4 yıllık onların tabii ki düzenlemeleri gerekiyor ama bildiğim kadarıyla başta gastronomi olmak üzere diğer var. Tabii var yani bayağı bir şey var böyle mesleki el anlamda tabii sanata dayalı. Bir de Sayın Bakanım şöyle de bir durum var. Avrupa'da bu işlere mesela %100 burs veriliyor. Bizde bu burs oranları gastronomide nedir eğer ya da bunu hangi bakanlık veriyordur acaba? Şimdi eğitim burada verir bu tabii bursları. Eğitim Bakanlığı veriliyor ama burada tabii ailevi durum da çok önemlidir. Gelir çok önemlidir. Gelir belli bir seviyenin altındaysa çocuğa burs bağlanıyor. Belli bir seviyenin üzerindeyse genellikle burs tercih edilmiyor. Bizim orada direkt Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. O konuda Eğitim Bakanlığı okullarda bursu veren Eğitim Bakanlığı'dır. Sayın Bakanım. Evet, son 5 dakikanın içerisine girdik. Bu arada değinmek istediğiniz bir şey varsa Sayın Bakanım. Yani biz şu anda işte hazırladığımız bir af olayı var. Kayıt dışılık için. Arkasından hemen yine şu anda hazırladığımız ve başsavcılıkta görüş için bekleyen içerisinde gelecek. İnşallah 15 içerisinde meclise sevk edeceğiz. Özellikle çalışan kesimin, yani çalışan derken işveren kesiminin şu veya bu nedenden dolayı ekonomik anlamda sıkıntı yaşadıkları süreçte 3 ay, 5 ay, 1 sene, 6 ay sigorta primlerini ödeyemeyen ve ödeyemediği için de herhangi bir kredi başvurusu veya devletten herhangi bir ihaleye girememesi sebebiyle, çünkü şey kağıdı, borcu yok kağıdı alması gerekir. Kesinlikle. Bunların önünü açmak için 2000 yılına kadar geriye düşürdüğümüz 19 yıl, evet 19 yıllık süre içerisinde bir düzenleme yapıyoruz. Ana paraya tabii ki yasal olarak dokunamayız ama esas zaten problem yaratan faiz şeyini, sorununu büyük oranda azaltıyoruz. Örnek verelim. Ana parayı ödeyen işverene faizlerde de %85 şey yapıyoruz, indirim yapıyoruz. Yani faiz, yani 10 bin lira diyelim ki 10 bin lira ana para borcu var. Bu arada 6-7 sene geçti. 70-80 bin lira da faiz borcu vardır. Onun %85'ini muaf tutuyoruz. 15 bin lira, 17 bin lirayla bütün borcunu kapatıyor. Evet. Bunun kısmetse Ekim ayı içerisinde inşallah gelirse beklediğim bir şeyde. Evet. Yani iki tane arka arkaya iki tane esnafın önünü açma anlamında bir de kayıt dışılık anlamında iki şey yapıyoruz. Tabii. Biraz dönmesi için kredileri alınıp alım satım. Aynen öyle. Tebrik ederim Sayın Bakanım. Evet. Bizim beklediğimiz teşekkür bir şeydi ederiz. Bu da. Yani gerçekten programın sonuna doğru esnafa da müjdeyi verdik Sayın Bakanım. Evet. Yayınımıza geldiğiniz için çok ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Ben teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek ümidiyle. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. İyi günler çok dilerim. Sayın Bakanımızla iş sektörüne, mesleğe, eğitime, ekonomiye dayalı birçok konuda muhabbet ettik, değindik, fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine teşekkür ettik. Buradan Hakikat Web TV izleyicilerine de sesleniyorum. Bundan sonraki perşembelerde saat 16 ve 16.45 arası olacaktır Esnafın Sesi programı. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı, bereketli bir gün olsun.